Gençler merhabalar, Dark Souls 3 rehberimize devam ediyoruz. Morn armorunu giymiştik en son üstümüze. Bu armorun bir sıkıntısı var sanırım. Yani ilk böyle üstünüze mesaj... Yok. Ha, bir şey sanki aklıma geldi gibi oldu da yokmuş. Bu şekil, bu stil ilerliyoruz. Şimdi bunun külleri yok herhalde ve bu şey de öldü. Hemencecik bir bakalım nereye gidiyormuş külleri. Onları bulmak önemli olur. Neydi bunun ismi? Dark Souls 3 Thief. Thief NPC. Greyrat, ha, Greyrat. Greyrat's Ashes, aynen. Daha gitmediğimiz bir haritada da önümüze çıkabilirmiş. O yüzden devam etmemiz gerekiyor. Şimdi kılıç olarak Heavy Dark Sword'la devam ediyoruz ama Zweihänder'a da geçiş yapılabilir yani. Chaosblade Dex'ten A alıyor. Butcher 72,5 ediyor. Yani biz Heavy Dark Sword'u bir artı mı bassak peki? Şöyle. 18 tane var, artı 8. Artı 10 yapsak mı ya bir şey bulana kadar? Bir Titanite Chunk ve Titanite Slab istiyor. Yani artı 10 yapalım. Bu arada Supreme Weapon Reinforcement Achievement'ını kazandık. Yok değil mi başka kimse? Tamam. Hadi. Undead Bone Shard'ı da yakmıştık. Dragon Slayer armorunu, ha, şuna bir de bakalım. Olma, belki bunun boss eşyası olarak gelmiş olabilir. Dragon Slayer armoru da inşallah bu satıyordur. Volnir's Holy Sword. Dragon Slayer'ın Great Axe'ını satıyor arkadaşlar ama D alıyor şeyden, kötü yani. Yorm'un Great Machetesini de alabiliriz, ha. Bak. C alıyor ve 38. Aldrik, bunlar Dragon Slayer'ın Great Shield'ı. Oo, bayağı iyi lan. Kullanabiliyoruz da yani. Ağırlığı 26 ama abi. Çok ağır. Çok fazla ağır. Dragon Slayer'ın armoru yok bunda. Ben şeyi alıyorum ya. Ona geçelim. Yorm'un maşetesini. Şimdi bu kalsın bir yanda. Bir yanda Yorm'un maşetesine bir bakmak lazım. Evet. 3 saldırı alıyor. Evet. Şunu... Grass Crest Shield yapsak. Ağırlığımız yine fazla olacak. Zaten Grass Crest Shield'a güvenemem ben. Dragon Crest Shield gidilebilir. 75. Sonra şu 50 biraz hafifleştirsek.
3-1. Knight'tan. Shadow'u giysek. Yok. Böyle devam edebiliriz aslında şu an için. Yormunki çünkü çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Olmadı yine Dark'a geçişimizi yaparız. Nerede abi Yorm? Ha. Ne Titanite Scale istiyor. 50 tane almıştık, hadi bir işe yarasın. Slap istiyor şimdi artı 5 için. Bunlar zaten ilk oyundaki gibi ise sadece artı 5'e kadar çıkabiliyor. Şu ne yapıyor? Güzel. Biraz deneyelim ya. Değişiklik iyi oluyor. Değişiklik gerçekten iyi oluyor. Evet, Dragon Slayer Armor'dan bu yeni değişikliklerimizi yaparak devam ediyoruz benim. İçki slotu da tükenmiş. Bakalım. Neler gösterecek. Şimdi burada Dragon Slayer Armor'u kesmiştik. Ben bu arada online değil miyim ya? Değilim galiba. Hiçbir yazımazı bir şey yok. İnternetimde bir sıkıntı oldu, anlamadım. Videoya girmeden önce de bir sıkıntı vardı. Sanırım o sıkıntı hala devam ediyor. Bu arada biz bir yeri kaçırdık geride. Geride solda. Aa, yazı geldi. Tamam. Geldi internet. Şurada en sola gitmemiştik. Aynen, orayı unutmayalım. Şuraya işte arkadaşlar. Orada bir şey kaçırmayalım. Burada bir şey yok. Oo. Mob göremedim, bir item. Abi banko, banko. Değilmiş lan. Titanite Scale güzel. Bunları artı basabiliyoruz. Şimdi şuranın sol tarafı var. Burada bir şey yok değil mi? Tamam. Sol. Şuradan mı düşülecek? Aynen, oradaki itemi alabiliriz. Ama şuradan da, o onu boş ver, boş ver. Oraya sonra gideceğiz. Şunu alalım. Red Tearstone Ring. Bu da defansı mı boostluyordu? Bu da başka bir şeyi boostluyordu. Bizim aynısı. Ha, atakı boostluyor. Defans low olduğunda. Bu ikisinin kombosu var işte. Bunu takıyorsun, bir de öbürünü takıyorsun. Canın azaldığında katliam yapıyorsun yani. Biri atağı, biri defansını boostluyor. Onunla bir combo düşünün. Combo yaptığınızı düşünün yani. Burası gitmiyor. Burası zaten ona bağlı. Burası da bu kadarmış sanırım. Tamam. Oradan yolumuza devam edebiliriz. Çok geciktirmeyelim. Buralarda her yeri zaten gezmiştik ama şu ejderhayı indirmemiştik bir tek. Ve şu itemi almamıştık. Aynen, şu itemi de alalım. Oradaki ejderhayı da indirelim.
Şunları hiç tetiklemeden. Titanite Chunk güzel. Şimdi buradan yani Catering ile atlayabiliriz. Çünkü başka bir şey çıkmadı. Ya da daha güzel bir şey de deneyebiliriz aslında. Dragon Rider Bow'u alırız. Şurada Fire Arrow. Moonlight Arrow. Bunları deneye deneye uzaktan uzaktan. Bunu bombalarız aslında. Evet. 122. Gayet güzel. Zaten ateşe hiç dayanamıyor. Moonlight Arrow'da büyü vursun. Moonlight Arrow bitti. Ateşi de bitirelim. Ateş de bitti. O da delirdi aşağıda. Standart ve poison koyalım. ...142 vuruyor standartta lan. Gayet güzel. Ve öldü. Koskocaman ejderha da 15K ile birlikte. Mefta arkadaşlar. Chlorantii hemen Catering ile değiştirip atlayışımızı gerçekleştirelim. Catering'i de bayılıyorum ya. Neydi? Chlorantii'ydi değil mi? Yoo, Chlorantii. Tamam. Neyin sesiydi o? Şu itemi bir alalım. Aşağıdan mı geliyor? Crestfallen Knight. Şurada item kalmadı artık değil mi? Bunlar son itemleri. Geçen videomuzda biliyorsunuz manyak gibi buralarda uğraşmıştık sürekli. Bu büyük ihtimal. Yine deneyelim biz yani. Yine 680 vuruyoruz. Oo, Sunlight Stray Sword'u verdi arkadaşlar. Güneş adamın kılıcıdır bu. Sunlight Stray Sword. Fate ister. Ama aynen. Out of Sunlight skill'i de vardır bu kılıcın. Yani önerilir. Benim yüzük bu build'im nasıl bu arada? Favor, Chlorantii. Strength'imin artmasını gerektiren bir şey var. 35 tamam. O Lothreen Divine Tome'unu aldık bizim şeye vermek üzere. Burası da bu kadar. Tamam. Buradan o çıkamayacağız. Mecbur içeriden. Değil, bu yeni itemimizle artık ilk oyundaki sistem direkt 2'de de Feather Age Feather vardı. Son bonfire'a. Artık sınırsız Homeward Bone kullanmadan sürekli dönebiliriz beyler. İstediğimiz kadar. Şimdi yeni haritamıza doğru artık yol alalım. Asıl Estus Flask'larımızı da fullledik. Tamam, buradan dümdüz yarıyoruz o zaman. Herhangi bir item olmadığını varsayarak. Aynen. Artık yeni haritaya doğru ilerleyelim. Oo, direkt bonfire var. Bu kadar yakın bonfire hatırlamıyorum. Diğerini görüyorsun. Gerçekten garip.
Biri ölmüş yine. Gotthard Twin Swords Grand Arcus Key. Bu Gotthard'ı ben bir yerden tanıyorum ama sinemacı Godard var da, bu Gotthard bize bir anahtar veriyor ve cesedini yakalıyoruz, görüyoruz. Does not move. Sanırım yukarıdan geleceğiz kısa yol olarak. Ben Gotthard'ın cesedinden Grand Archives anahtarını aldığımıza göre Grand Archives'a mı gidiyoruz? Evet, Grand Archives'a geldik arkadaşlar. Bu Dux Archives'la bir ilgisi var mı Grand Archives'ın acaba? Oha, Crystal Sage lan. Aha, Crystal Sage'i kesiyoruz lan. Bir huf verelim. Nereye gitti? Nereden çıktı? Oha. 100 kata mı gitti? Nerede abi ya? Şu nedir? Tek yedi, güzel. Ha, bunlar bizim hırsızlar. Baba, bizimki de öldü ya. Onun burada bulabilsek iyi olacaktı şeyini, cesedini. O hala büyü atmaya devam ediyor bu arada. Burası Dux Archives gibi bir yer mi ya? Dux Archives mı direkt acaba? Merak ettim. Çankımızı aldık. Abi, sen nereden sıkıyorsun bize? Dux Archives versiyon 2 işte, aynı. Orada da böyleydik. Dark Sword'a da alışmışız. Bu bir garip geliyor. Ama bunun damage'i çok fazla arkadaşlar. Buna eğer alışabilirsek yani, oyunun bu noktalarında hiç sıkıntı çekmeyiz. Crystal ve Twinkling verdi. Oraya bu şekilde atlamak lazım. Oraya bakacağız. Şuraya ben bir bakayım. Geldiğimiz yerin soldan girilen tarafı. Ben hala Crystal Sage'i göremiyorum bu arada. Şimdi arkamda ışınlanmış. Allah Allah. Rahat vermeyeceğim diyor yani, resmen mesaj. Kitaplıkların tek yiyor bu da. Güzel. Try lure and then Allah Allah. Yok. Lure'dan treasure yapacakmışız buna. Ama Lure'ı nerede? Bunu da bulmak lazım. Şimdi şurada Scholar'ın robunu verdi. Onlara sataşmadan aralara bir girelim. Oo. Bunu backstep ile almaya çalışacağız. Evet. Of of of. Abi. Bir de o vurmuyor. Kullanamıyorum ben bunu ya. Yani çok
Biraz daha şans vereceğim. Özellikle bu fight'ta çok alışık olmadığım belli oldu. The Crystal Lizard'ın sesi geliyor. Bir chunk daha aldık. Oo. Crystal Chime. Büyücüler için, büyücüler diyorum, Miracle'cılar için bir çiğme geldi gene. Bir fight daha hani şans tanıyacağım. Crystal Lizard'ın sesi geliyor bana da. Nereden? Kitapların arasından. Yani böyle var mı bunların bir şeyi, tetikleyicisi? Yok sanırım. Şöyle şuna doğru devam edelim. Bu ne üstüme attığı ya? Ateş yakmıyor mu bunu? Gitti sanırım. Bravery and then Visions of May the Flames Guide Thee. Sonrasında şuraya. Dunked in Wax. Ne? Niye böyle bir şey yaptık abi? Allah Allah. Dunked in Wax. Kafanı jölenin içine sok gibi bir şey yani de. If only I had a light. Çok garip. Niye böyle bir şey yaptık? Buradan böyle gideceğiz. Kafaya bak. Şurada bir item var. Scale arkadaşlar. Bize slap lazım. Şurada ne var? Yveri of up. Ana. Soul of Crestfallen Knight. İyi, burayı da böyle bulmuş olduk. Gene geride bir item bıraktıysak geliriz, artık çok zaman kaybetmeyeyim diyorum şöyle. Yani soldan zaten gidebileceğimiz bir yer kalmadı. Kafamızda waxlıyken buradan devam edelim. Sisli bir ortam. Şurada bir Crystal Lizard var, onu görüyorum. Şurada iki Crystal Lizard var. Aynı Dux Archives ya. O nedir ya? Chaos Gem ve Twinkling Titanite. O ne abi? Şunu da alalım. Twinkling Titanite. Buralar karanlık ve gizemli. Şuradaki itemi alayım. Bu ne ya? Allah Allah, bir şey yapmıyorlar ama. Şuradan bir çıkış var. Yok değil mi? O ellerin olayını çözemedim. Aşağıda bir şey bırakmadık. Yukarı çıkalım. Bunların kafalar da waxlı. Bana niye saldırıyorsun lan? Benim de kafam waxlı. 38K'da para var ha. Aha. O kitapları bize ne yapıyorlar ya? Kafayı kırdık. Waxlı olduğu için. Yo, kafamdaki wax da gitti.
Vallahi çok tuhaf. Hiçbir mantıklı açıklama bulamadım yani. Ha, burası bildiğin Düksar kaybolmuş. Çok karışık. Titanite Chunk. Oo, buradan bir yere iniliyor. Kick Ladder, kısa yol mu? Nereye iniyor bakayım? Aa, bonfire'a kısa yol açtık, tamam. Güzel. Kısa yolumuzu açtık, bu güzel. Hani herhangi bir sıkıntı da inşallah olmaz da. Buradan yararız direkt. Oo, oraya atlamalı herhalde gideceğiz. İtemleri yukarıdan görmek tabii daha iyi. Şurada da tepemizde de bir item var. Aa. Gene aynı ya. Düksar kayısı düşünün işte, aynı. Bu da bunda bir daha farklı eller meller de eklenmiş yani. Yok. Eller çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Allah'ım neler oluyor ya. Lever'ı çekelim. O lever neyi açtı onu da bilmiyorum bu arada. Yukarıdaki büyücüyü ilk iş. Of of. Abi Crystal Sage'i indirmemiz lazım. Büyüyü bir de havaya atıyor. Abi saldırıları Vax yani. Üf. Karşıya kaçtı. Abi Crystal Sage ile ben burada nasıl uğraşacağım böyle? Ne kadar sinir bozucu. Nasıl geçeceğiz oraya? Tamam, gördüm. Onu öldürmeden rahat yok beyler. Onu söyleyeyim. Gerçekten kalkanlık bir şey yok burada. Abi. Gel buraya. Hay Allah'ım. Gene Vax'a kafanı sok. Ne işe yarıyorsa o Vax. Buradan da gidilmiyormuş buna. Allah Allah. Burası neresi? Dışarıda biraz rahatlarız. Homeward Bone. Gerek yok artık Homeward Bone'a. Şurada bir merdiven var. Onu deneyelim. Çok karışık. Bak aynı Dux Archives'ı düşünün. Aynısını yapmışlar abi. Oradaki nasıl kafaları yiyorduk yukarıdan büyücüler. Abi çok sıkıcı ya. Of. Nasıl ölmezsin abi? Nasıl ölmezsin ya? Kafaları ye ya. Ona nasıl ineceğiz abi? Ha, geldi. Oğlum kör vuruyorlar. Kör. Allah Allah. Bu nedir ya? Curse, bak o da oraya gel ya. Kafayı yedirtme gene. Sakin olacağız ya. Titanite Scale, güzel. Secret. Illusory Wall, evet. Abi hayır. Bu da hala bize oradan büyü atıyor.
Evet, hadi bakalım. Hay Allah'ım. Yok, bu kılıçla burada iş yapamam abi ben. Ha, belki kalede, belki de kılıçla olmaz. Bir de yani bu nasıl bir harita ya? Bu nasıl bir harita? Çek abi bunu. Bununla olmaz burada. Gerçekten. Artı 10'a yapmışken aslında böyle bir geçiş hiç gerekli değildi. Nice ringi gerektiren de hiçbir şey yok şu an. İçtiğimiz Estus'un fazlalığı daha önemli. Beyler yardım bulmaya çalışacağım. Evet. Umarım gelir diyecektim, yok. İçerideki bonfire'a oturmadığım için mi? Yani zaten boss sinir bozucuydu kendisi, bir de üstüne böyle bir düşünceyi gerçekten tebrik etmek lazım ya. Yardım çağıralım. Abi. Aa. Bizim kayeteler lan, şeyler, yılanları Gwyn'in. Elindeki kılıcı çok şekil ha. Biz de şu an 57 uçuyoruz abi. Yani hiçbir ha şeyi alalım. Aynen 69,4. Yani öbürü çok kötü kitledi interneti. Şöyle bir bakmak lazım abim. Unable gelmedi. Nar gitti. Fork. Fork geldi. Merhabalar. Öbür eleman da gelse iyi olacak şuraları. Evet, çok güzel. Haydi gençler, gidelim. Şurası çalışmıyordu, tamam. Tamam, çok iyi saldırıyorsun kardeşim. Çok iyi saldırıyorsun. Gel. Buradan artık hızlı hızlı biliyoruz yerlere. Bak bak bak. İşte şöyle düşünün. Öbürü tek atıyordu. Bu 3 atıyor ama hani onun tek atarken harcadığı staminayı bu 4 vurunca harcıyor. Bir de öyle mantık kurabiliriz. Hey diyor lan. Bu tür haritalarda Dark Souls 1'de yaşadığım sıkıntı, hiç kimse summon sign falan koymazdı ve mecbur kendiniz böyle geçmek zorunda kalırdınız. Yani tabi daha zevkli oluyor oyun ama video çekiyorsanız
Maalesef. Yardım almanız gerekiyor. Soktu kafayı o. Ben de sokacağım. Abi muhabbetini hiç anlamadım ama. Hadi bakalım. O da sokuyor. Da biz sokuyoruz diye. Oralarda bir şey yok. Hapşuracağım. Hep beraber. Buralarda da bir şey yok. Halletmiştik zaten. Tamam. Şimdi geldik benim mekana tekrardan. Bu shortcut kurmuştuk. Aa, shortcut'tan çıkabilirdik. Zaten çok bir şey sürmedi yani. O invasion yedik. Larencio. Nerededir bu Larencio? Evet. Bak bak bak, fırsatçılar da buradan istifade edip. Aha, şeye dönüştü. Bak bak bak. Nerede bizim invasion'cı? Aha, geliyor. Beni onların yanlarına çekemezsin sen. O da beni onların yanlarına çekmeye çalışıyor. Oha. Herif kendini aşağı attı lan. Bayağı vura vurduk. Papam da öldü arkadaşlar. Fork'la tek başımıza kaldık. Ya zaten bunların ben öleceğini biliyorum da. Hani beni nereye kadar götürebilirlerse bana kâr tabii. Şimdi bunun düştüğü yere bir ineyim. Kendini atıp intihar etmişti. Oo, bizim buraymış lan. Tamam. Adam şimdi nereden anlasın? Ben her yeri görmeye çalışıyorum. Bir o arada benim ölüm nerede? Gerçi ben bayağı ilerlediydim buradan ya. Bildiğimiz Dürks Archives aynısı ya. Ama elinizde bir Dark Sword burada gerçekten ölmezdik yani, size öyle söyleyeyim. Bunu yemez abi. Onu zaten aldık. Ha, burada ölmüştüm işte, tamam. Şöyle kendimizi bir toparlayalım. 50k para. Gördüğünüz gibi yani kalkanınız sağlam olsun. Elinizde bu Dark Sword gerçekten bu oyun Dark Souls 1'in hani Great şeyi vardı ya, Drake. O Outrider Knight. Bakalım. 3-8'e 4 var. Dur bakayım. 12 3'e 12 Outrider. Gayet de güzel bir Knight seti verdi. Güzel. Hafif bir Knight seti verdi yani. Outrider. Hafif ama güçlü bir Knight seti. Oo, bu kim ya?
Soulstream. Yine jöleli uyuyan bir tanıdık değil. Burası mı? Yok. Abi bak, büyüye bakar mısın yaptı? Of. O Crystal Sage'i kesmek için var ya. Aha. Başka var mı? Çok güzel olurmuş, biliyor musunuz? Geçebilsek oradan. İyi, burası dedi demek bu seti almak adına bir yerdi yani. Daha detaylı bir şey varsa gene yazın, bakarız. Allah'ın cezası. Oradan inelim. Bir de varsayarak atıyor ya büyüleri. O da çok sakat. Shrine Stone. Hiç kullanmadık bunları ya. Şuna bir dalayım ben. Öldü be. Oh, geber arkadaş. Kaç K vereceksin? Geber. Crystal Scroll. 124K para gel. 124K'm var arkadaşlar şu an. Abo. Sokabilecek mi lan backstep? Hadi bakalım. Bravo. Ama çok az vuruyor. Bunu aşağı düşürme. Aşağı düşürme. Aynen bu şekilde. Lothric Knight Sword'unu verdi. Lothric Knight Sword. Ya belki önce verse iyi gidebilirmiş de, bunu nasıl alacağız lan? Her yerimiz de jöle oldu burada. Bu oyunda bu detaylar da güzel. Mesela kan, jöle bilmem ne. Oradan indik zaten değil mi? Tamam. Buradan gidiliyor mu? Yok. Aa, burada bir şey var. Dur bakayım. Aha. Ya. Scholar Ring. Bu neymiş? Büyücülere intelligence increase diyor. Bizim az önce aldığımız gibi. Öyle dosta vuramaz. Dunk Head ne işe yarıyorsa hala Vax'a sokuyor kafayı. Yani şey mi yemiyoruz acaba? Bunu mu engelliyor cidden? Olabilir. Curse. Curse'ü engelleyen sistem mi bulmuşlar ya? Buradan bunu mu anlayacağız? Galiba o beyler. Curse'ü engelliyor. Normalde o yaratıkların hizasında hep curse yiyorsunuz yani. Bu shortcut. Shortcut'ı açalım. Sanırım bu Vax'la geçici olarak curse engelleniyor. Açalım bakalım. 130K para var. Vay. Direkt geldik lan bonfire'a. Değil mi? Aynen, hatırladım. Tamam, güzel. Bindin de mi lan ha? Fork'la eğer boss'u görebilirsem boss'a girerim yani. Çok sağlam yardımcı oldu. Onu belirteyim. Şuradan nereye gidiliyor? Fork, dur bakayım. Ha, buradan geldik zaten. Değil mi? Karıştırmayalım da. O nereye gidiyor? Oo, fork. Dur. Evet. Curse yemiyoruz arkadaşlar. Bunlar geçici olarak Curse'ün şeyini bulmuşlar. Bu dunk sistemiyle. Kafayı Vax'a sokma sistemiyle yani. Curse'ün tam değil ama geçici olarak çözümünü üretmiş. Artık bilim insanları mı diyeyim, ne diyeyim. Rahatlıkla burada iteminizi arayabilirsiniz kafanızda Vax varsa. Yok değil mi item?
Tamam. Şuralara bakacağım. Kusura bakma Fork. Buradan geldik değil mi? Aynen. Şimdi biliyorum sen... Aa bak 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 mesela. Scale 3 tane. Burada sen bunu kestin. Sen acele ediyorsun ama benim bir araştırmam gereken şeyler var. Find gem. Kafamız Vax'lı, sıkıntı yok. Vax gidene kadar. Flashbite Ring. Oo, burası ne ya? Şu Flashbite Ring'e de bakayım. Bak onun ikimizin de gitti kafalarındaki. Flashbite. Rate. Poison, Bleed, Curse and Frost Resist. Oo, hepsini. Hepsinin rezistansını yükseltiyor. Hepsine karşı dayanıklı oluyoruz yani. Burası nereye iner? Dur bakayım, oradan mı gidiş? Bir şey kaçırmayalım da. Kaçırdığımız bir şey var mı? Oo, bunlar gene uçuyor. Aha gargoyle geldi. Oo, kafalar var. Abi hiç oldu mu? Uç da gel hadi. Çank aldık. Abi düştü ve kaldım orada. Ya kardeşim kanatım var iki tane. Yapma gözünü seveyim. Uçta gel. Bak kalkan yapıyor kendine. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Oo. Of, çok hızlı girdi lan. Allah Allah. Bunlar rahatsız mı ya? Alkış yapıyor. Baba yapış yapış. Gitti. Bir tane daha mı geldi? Birisini de biz keselim ya. Adamlar kendilerini imha etmekten. Güzel. 150k arkadaşlar, paraya dikkat. Biliyor musun lan nereden gideceğimizi? Ha, dur dur. Sen oradan düşmeden önce ben bir şurayı kontrol edeyim. Bu bizim rehberi bilmiyordur. Burası kapalı. Buraları kontrol ettik mi? Burada item var ama ben buradan... tamam. Titanite Chunk aldım. Bir gargoyle daha var. İn aşağı. İki gargoyle mu? Hayır, hayır, hayır. Of, Allah. Ulan gölgesi tepemde. Allah. İki gargoyle geldi lan. Fork da öldü. Baba al bu. Aha biri daha gitti. Aşağı düştü değil mi o salak? Abi panik, 150k para var. Fork nerede öldü ya? Aha. Bu buradaymış lan. Sharpcam güzel.
Of, çok gerilimli ya. Ben şöyle bir şey yapacağım abi. Aynen. Riske edemem onu. Öldük mü paramız gelsin. Girdi burada öldü ya. Ben bir daha mı baksam bir oraya? Arkasında bir şey var mıdır sizce iki gargoyldan başka? İki gargoyle yetmez mi yoksa? Biri aşağı düştü ondan eminim de. Şöyle bir akıllılık yapmaya çalışıyorum ama. Çok iyi be. Flame Spear'ını verdi arkadaşlar, ateşli. Diyeceksin ki sen manyak mısın? Ne güzel kurtuldun, niye bir daha dönün? Ama işte rehber böyle. Mecbur şimdi burayı bir kişi bile merak ettiyse ben göstermezsem olmaz. Belki de gerçekten hiçbir şey yok. Ama şöyle de bir şey var. Benim de yapabileceğim bir şey yok derken bir boşluk gördüm. Atlayalım. Merhaba. O gene robunu verdi. Oo, işte bak. Undead Bonshard abi. Şimdi bunu alma. Hadi bakalım. Ember. Bunu almadan olmaz. Praise the sun. Soru işareti. Yani gidiyorlar ama bakalım. Oha, bu aşağısı da denizmiş lan. Şurası felaket. Çek fotoyu, at bir kenara. Tamam, şimdi buradan çatısına çıktık. Şuraya bakalım. Bir şey yok. Aşağısına zaten uğramıştık değil mi biz? Şu kafayı Vax'a sokalım abi. O önemli. Trio ahead. Bu trio varmış. Trio'yu görmeden önce şunları bir indirelim. Kafasına saplayın. Ya bunlardan damage yiyecekseniz yiyorsunuz ya gerçekten. Kontrol edemiyorum artık onları. Çok bir gizli kapıydı değil mi? Aha. Bir knight. Hadi bakalım. Onu yaparken tutturabilirseniz o gerisini getiriyor. Titanite çankımızı aldık. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim çünkü bir yere gitmem lazım. Saat 9 oldu. Kaldığımız buradan devam edeceğiz. Aynen bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.